Günlerdir beklenen karar sonunda Senato'dan çıktı. Trump Temsilciler Meclisi'nin azil kararı neticesinde 6 Ocak'taki kongre baskınıyla ilgili olarak isyana kışkırtma suçlamasıyla Senato'da yargılanıyordu. İşte bugün duruşmanın 5. gününde kapanış sunumlarının ardından yapılan nihai oylamada Trump hakkındaki suçlamadan aklandı. Trump'ın suçlu bulunması için 100 üyeli Senato'dan 3'te 2'sinin yani 67 senatörün oyu gerekiyordu. Oylamada senatörler azil gerekçesi, isyanı kışkırtma, Donald Trump suçlu mudur değil midir sorusuna tek tek isimleri okunarak suçlu ya da değil şeklinde yanıt vererek yapıldı oylama. Yapılan oylama neticesinde 57 senatör Trump'ın suçlu bulunması yönünde oy kullanırken 43 senatör de suçlu değil dedi. Tarihi yargılamada demokrat senatörlerin tamamı Trump'ın suçlu bulunması yönünde oy kullanırken 7 cumhuriyetçi senatör de demokratlarla aynı çizgide oy kullandı. Bu eşiğe ulaşılamadı oylama sonunda ve Amerika tarihindeki Temsilciler Meclisi'nde hakkında 2 kez azil kararı alınan ve görevi bıraktıktan sonra Senato'da yargılanan ilk başkan olan Trump, geçen yılki davanın ardından bu yılki davada da aklanmış oldu. Ayrıca bugünkü oylamada Amerika tarihinde Senato'daki azil süreçleri arasında azle konu olan başkanın kendi partisinden en fazla suçlu oyunun çıktığı oylama oldu. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Özlem Şenşar, REAL TV, Washington.